sır saklayacağıma. Vallahi ve billahi. Vallahi ve billahi. Hırlakya'nın önünde Fransızlara yaptığın akıl işi midir? Akıl önce Ermenileri terk etti hocam. Bizi dellendiren onların aptallığıdır. Nöbet şimdi deliliğin. Kim o? Benim ağasım Rafet Hoca. Gir. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Heyet kurduğunuzu öğrendik. Hayırlı uğurlu olsun demeye geldik. Daha başka diyeceklerimiz de var. Ayak üstü de deriz diyeceklerimizi. Buyur hocam. Sefa geldiniz. Kusura kalmayın. Sağ olun reis bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Ali Sezai hocanın selamları var. Aleyküm hepinize. Selam. Tek tek. Bilmeyenlerinize söylüyorum. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çoktan kurulmuştur. Sivas'ın izni ve emriyle Aslan Bey tarafından kurulmuştur. Şimdi... Bunu bildiği halde ayrı toplantı düzenleyenlere sorarım. Bu ayrı ve gizli teşebbüs nedendir? Kuşlar gibi konuşuyorsun hocam. Kimse bizden hesap soramaz Rafet Hoca. Vatan işidir bu. Hem vatan işi dersin hem bölmeye kalkarsın. Bölücüleri siz kendi aranızda arayın. Önce düşün sonra konuş Nuri Efendi. Dönüşsüz yola girme sakın. İzzet. Buyur hocam. Beni dışarıda bekler misiniz? Ne hesap sorma, ne suçlama. Bana söyleyin. Neden? Neden? Eşeleme hoca. Bildiğinizi söylemez misin? Müminin mümini hatadan kurtarması sevaptır. Hoca, hoca. Biz Bolşevik tehlikesi görürüz. Sivas'la bağlantınızı hoş karşılamayız. Ya demek böyle düşünürsünüz Nuri Efendi. Bu teşebbüs bundandır hoca efendi. Kim soktu bunları kafanıza bilmem ama... Dost olmadığını bilin. Sokan mokan yok hoca. Ya bu hata? Bu hatayı azim nedendir? Bu vebali neden yüklenirsiniz? Ne vebali hoca? Kabahat sizdedir. Bolşevikler... Ben mi Bolşevik olmuşum? Haşa. Ali Sezai hoca mı Bolşevik olmuş? Aslan Bey mi Bolşevik olmuş? Evliya Efendi mi Bolşevik? Söyleyin. Dinleyin. Kurt köyümüze dalıyor, biz kazma, kürek, sopa ne varsa kapıp üzerlerine yürüyecek yerde birbirimizle uğraşıyoruz. Bölünmeyelim. Mühür şimdi Arslan Bey'de. Yalnız mühür değil, zabiti, askeri, harp görmüş terhis eratı Arslan Bey'de. Sana derim Nuri Bey, size derim Reis Bey. Sana derim Mehmet Ali Bey, gücünüzü çekmeyin. Çekmeyin ki milleti kurda lokma etmeyelim. Selam getirdim, selam götürmek dilerim. Selam cümle kardeşlerimize Rafet Hoca. Az bekleyin, size haber salarız inşallah. Biz bekleriz Mehmet Ali Bey, bakalım el bekler mi, ellikler bekler mi? Burada bulunanlardan bir kısmının cemiyetin kurulduğundan haberi yoktu Rafet hocam. Gönlünüzü rahat tutun. Sağlıcakla varın gidin. Birleşiriz inşallah. Gözünüz arkada kalmasın. Birleşelim. Aklında dinin de emri bu. Birleşelim. Allah'a ısmarladık.
Güle güle. Uğurlar olsun hocam. Uğurlar olsun. Bundan böyle Maraş'ın asayiş ve inzibatından Fransız ordusu sorumlu olacaktır Mutasarrıf Bey. Hristiyan nüfusun güvenliği bakımından bu elzemdir. Malumunuz olduğu üzere bu durum mütareke ahkamına uygun değildir. Osmanlı hükümetinin asayişi temin edecek yeteri kadar jandarması vardır. Adalet bir hakkın tevzi edilmektedir. Kaldı ki Fransız kuvvetlerinin artırılması Ermenileri şımartmaktadır. Asayişi asıl tehdit eden bu durumdur. Mutasarrıf Bey, Mutasarrıf Bey! Hak kuvvetlinindir. Söylediklerim aynen tatbik edilecek. Maraş Fransız ordusunun işgali altındadır. Ve Fransız ordusu Maraş'a piknik yapmak için gelmemiştir. Bundan böyle Hristiyan nüfusun güvenliğini temin bakımından Fransız askeriyle birlikte Ermeni lejyonu da devreye gezecektir. Fransız ordusunun sahip olduğu tüm haklara onlar da sahiptir. Osmanlı terhis eratına ait silahlar kilit altında tutulacak ve bunun sorumluluğu size ait olacaktır. Bunun ne anlama geldiğini açıklamaya da lüzum yoktur sanırım. Ha, Maraş eşrafının ileri gelenlerini de yarın makamımda bekliyorum. Ökkeş, babam Satirek'le haber yolladı gene. Dönmezsem sonu kötü olurmuş. Gidelim Maraş'tan. Gidelim. Maraş'tan gittik mi gitmenin sonu gelmez. Babamı da, Edem'i de, ötekileri de bilirim ben. Gidelim. İstersen evine dönelim. Arşalyüz öldü. Emine de mi ölsün? Kevork mu olsun? Geliyorlar. Bekle, yaklaşsınlar iyice. Evliya Efendi de katılmış. Bol hoş nur eder ki, Aslan Bey diye bir yiğit gelmiş Beyrut'ta. Heybetinden yüzüne bakamaz mısın arkadaş? Mıhlış Nuri'yi bulup ben de basacağım yemini arkadaş. Ben de katılacağım kuvvaya. Tamam Minas, hadi. Yandım Zeyd. Vay alçaklar, vay kâfir. Kemal. Mütareke hükümlerine göre Galip Fransa Devleti tarafından Maraş sancağının sorumluluğu uhdeme verilmiştir. Hükümetinizin devletime borcu vardır. Bunun için buradayız. Alacağım tedbirlere uyarsanız rahat edersiniz. Yollarınız, köprüleriniz, hastaneleriniz yapılır. Memurlarınıza maaş ödenir. Fakirlerinize bakılır. Asayiş bundan böyle Fransız ordusu tarafından sağlanacaktır. Kumandan Bey, bu sizin alışverişiniz doğru değildir. Hükümet kimin malını kime satıyor? Biz bu konuda kendisine vekalet vermedik. Borcu olan borcunu ödesin. Biz malımızın sahibiyiz. Memurlarımıza gelince Kumandan Bey, onlara devletimizin verdiği maaş kifayet etmektedir. Bugün az alırlar, yarın çok. Şikayet eden tek kimse yoktur. Fakirlerimiz için de siz üzülmeyiniz. Bu millet kendi fakirine kendi bakar. Asayiş meselesine gelince, mütareke şartlarına göre yörenin inzibatı Osmanlı devletince karşılanacaktır. Devletimizin jandarması bu iş için kafidir. Adana'dan getirdiğiniz lejyonlarla mı asayişi temin edeceksiniz? Maraş'taki Hristiyan nüfusla iyi geçinmek zorundasınız. Hristiyan nüfus üzerindeki baskı mutlaka kaldırılacaktır. Tecavüzlerden korunabilmeleri için her türlü askeri tedbir alınacaktır. Kumandan efendi, sanırım Hristiyan nüfustan kastınız Ermenilerdir. Onlar bu memlekette yüzyıllardır sizin akıl erdiremeyeceğiniz kadar sağlam bir şekilde korunmaktadırlar. Maraş'a bir bakın. İşte sayabildiğin kadar kiliseleri.
Bir gün olsun çanlarına ot mu tıkandı? İşte kuyumcu dükkanları, sarrafiyeleri hadsiz kazançlarından haraç mı istedi?